Sizden herkese merhaba. Biz yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Çok heyecanlıyız ama öncesinde her zaman olduğu gibi merhaba hocam. Merhaba hocam. Bu heyecanımı bugün daha da katlandırıyor bu açılış modun. Ben hemen topu size bırakıyorum. Çünkü çok heyecanlıyım gerçekten. Bugün benim de çok heyecanlı olduğum, ağırlamaktan gurur duyduğumuz bir konuğumuz var. Sevgili evet. Ercan Kesal. Sizin önünüze herhangi bir sıfat yakıştırmayı beceremem, bilemem diye. Sadece isminiz aslında Ercan Kesal diye. Sanırım hepimiz için fazlasıyla yeterli. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz kampüse. Sağ olun. Sizlere teşekkür ediyorum vesile olduğunuz için. Ben öğrenci arkadaşlarımla ve diğer seyircilerimizle buluşturduğunuz için sağ olun siz de, var olun. Siz bizim için hem çok zor bir konuksunuz hem de çok kolay bir konuksunuz. Sizinle ilgili o kadar çok şey bildiğimizi zannediyoruz ki, düşünüyoruz ki. Yazdıklarınızdan, röportajlarınızdan, röportajların derlendiği kitaptan. Evet. Sizi okumak çok büyük bir zevkti. Ama zor kısmı da şu, hani size soracağımız soruları tekrara düşmemek için aslında ne olabilir diye kendi aramızda da çok konuştuk ve özellikle hani televizyonda da belki son dönemde daha yoğun sizi gördüğümüzü düşünerek hani televizyon üzerine çok da röportaj vermediğinizi düşündük ve biraz hani televizyon kültürü üzerine de konuşalım dedik. Burada öğrenci arkadaşlarımız sizi bir zamanlar Anadolu'daki muhtar olarak da, Çukur'daki İdris Baba olarak da bekledi. Çukur'dan başlayalım. Televizyonda böyle bir temponun içine girmek size nasıl bir değişiklik yarattı? Ya da televizyona bakışınızı ve o popüler kültürün oradaki başka bir sabun köpüğü tüketimi halinin sizdeki karşılığını merak ediyoruz. Bir parça aşinaydım eşimden dolayı. Çünkü eşim uzun yıllar televizyondaki dizilerde oynayan bir oyuncu. Profesyonel bir tiyatrocu, sinemacı. Benim şansım şu oluyordu her seferinde. Ben birçok şeyi yapan ama ertesi gün onlardan birini yapmazsa da çok fazla bir değişiklik olmayan bir adamdım. Yani ruhsatına sahip olduğum tek mesleğim hekimlik. Yani ben hasta dinlerim, hastama reçete yazarım filan. Ama başka işler hayatımda olmaya başladığında o işlerle olan ilişkim bir çeşit efendi köle ilişkisinin dışında benim hükmedebileceğim, kontrol edebileceğim, üstelik kendi isteğimle sahip olabileceğim baştan sona bir ilişki halinde sürdürüyordum bu işleri. Bu da beni özgürleştirdi. Bu yüzden mesela televizyonda dizi oyunculuğuna hep uzunca bir süre mesafeli davrandım. Çünkü eşimden görüyordum o temponun, onun oyunculuk sürecini bir parça yorduğunu, onun çok da bazen değil epeyce bir zaman mutlu olmadığını. Ama onu sürdürmenin de kendine has tuhaf bazı olumlu dönüşüm, geri dönüşümünün de olduğunu. Bütün bunları izlerken doğrusu geçen sene bana yapılan prodüksiyon firması Ay Yapım, onların yaptığı teklifi şöyle bir durdum, düşündüm. Çünkü bir önceki sene içeride dizisinde bir konuk oyuncu olarak 3-4 bölüm gözükmüştüm. Ekibi bir parça tanıyordum. Onların ilişkilerini, tempolarını, kendi aralarındaki tuhaf o dili falan merak edip izliyordum. Şimdi biz bu uzun metrajcılar diyeyim, özellikle bir de sinemanın bu art house denilen, hani ana akım sinemanın da dışında ayrıca konumlanmış olan kesimin şöyle bir lüksü var. 3-4 yıl konuşuruz, tefekkür ederiz, tartışırız, dertleşiriz. Bir demlenir, tekrar yeniden döneriz falan. Sonra o senaryo süreci başlar. O en az bir belki 5-6 ay sürer. Sete çıkmak için epeyce bir hazırlık yaparız. Sonra set biraz daha uzundur filan, hafta sayısı açısından. Sonra post prodüksiyonu, sonra seyirciyle buluşma süreci, festivaller süreci filan derken sanki bir filmin başından bir 3-4 yıl geçer. Ve bu arada tabii aslında bir parça eskimeye de başlarsınız. Projenizden yorulursun. Ve kafanızda bir sürü şeyi ertelemek durumunda kalırsınız. Bütün bunların yaşanmadığı bir yer bu televizyon ve dizi dünyası.
Bizim 2-3 yıl, 4 yılda yaptığımız işi adamlar bir haftada yapıyor. Hem olumlu hem olumsuz taraflar var bu yüzden. Olumlu tarafları sürekli bileyleniyorlar. Çok parlak, dimağları, çok akışkan, çok zengin. Bu arada bir sürü hata yapılıyor mu? Yapılıyor tabii. Acele olan her işte vardır bir. Ama müthiş bir gayretkeşlik içinde, özenle yaptıklarına şahidim. Bu da çok onlara dair olan saygımı artırıyor. Bir kere işin teknik tarafıyla ilgili, yapılan işin ortaya çıkarılmasıyla, bir ürün ortaya konulmasıyla ilgili baştan sona takdire şayan. Ama bunun hayattaki karşılığı ne? Biz bunu yapmış olmakla, bunu seyircimize göndermiş olmakla elimizde ne kalıyor? Bu da kaçınılmaz biçimde aslında popüler kültürün bir kez daha yeniden tartışılmasını getiren bir şey bence. Yani kendi adıma çok verimli, kameranın önünde ve arkasında olmakla, kendi adıma çok öğretici bir süreç yaşıyorum her anlamda. Ama yaratılan ürünün, o her haftaki telaşın, reyting belasının, oradaki sürelerin, o sürelerin acımasızlığının, bütün bunların da kederlendirdiğini, üzdüğünü söylemek durumundayım. Keşke başka bir akıl, başka bir irade bunu daha az süreyle, daha kompakt, baştan belirlenmiş, reytinge esir olmayan, daha başka bir düzlemde gerçekleştirmeyi becerse. Çünkü sinemanın da, ana akım sinemanın da, özellikle art house sinemanın da artık yapımcısını ve salonunu bulamayan, seyircisini kaybetmiş gibi gözüken bu tarzın bulaşabileceği alan buralar, televizyon ya da internet. Bizim buralarda hayatiyetimizi sürdürmeyi aramamız lazım. Yani film çekmek için para bulamıyoruz. Bu çektiğimiz filmler için salon bulamıyoruz. Salonda bulsak seyirci bulamıyoruz. O zaman biz bu işi niye yapıyoruz? Bu belki biraz televizyon sizi başka bir izleyiciyle, daha geniş bir izleyiciyle de buluşturuyorsa, ben biraz Çukur'un izleyicisini çok afaki bir tahminle, 0-1 izleyicisinin bir kısmı televizyonda Çukur izliyordur diye tahmin ediyorum. Hem reyting çok yüksek pazartesi günü. Çukur'un ilginç bir tarafı var. Her hafta bir ceza alabilecek kadar baş kaldıran bir sistem var. Aldıkları cezayla dalga geçebilecek kadar ince bir zekayı da orada bize gösteriyorlar. Bunu göze alan yapımcı ve kanal var diye düşünüyorum. Ve burada o geniş kitle, hani biraz erkek hikayesi ya Çukur, bana öyle geliyor. Kadınlar daha sanki var ama hikayeleri çok da yoğunlaşmamış, geride kalan, derinliği olmayan kadınlar gibi. Onların hikayesine daha biz ulaşamıyoruz çok fazla. O dünyanın içinde belki sizin kitaplarınızla, yazılarınızla denk gelmeyen bir kitleyle karşılaşıp hani bu bir amaç mıdır bilmiyorum ama hani sinemada tabii ki izleyiciye, doğru izleyiciye ulaşmaksa amaç, sizi büyüten de bir mecra olacaktır televizyon. Böyle düşünüyor musunuz? Kuşkusuz ama hep böyle yanında ki olumsuzluklarla birlikte düşünüyorum. Erkek hikayesine ilişkin parantez açıp hemen de kapatırım o parantezi. Bütün erkek hikayeleri kadına dairdir. Ben kadınsız bir erkek hikayesi olduğunu hiç düşünmüyorum. Rastlamadım daha doğrusu. Bu yüzden kadının görünmüyor olması aslında bir şey değiştirmez. Hani kendi yaşadığım bir şey olduğu için belki bir zamanlar Anadolu'da filminde en çok eleştirilen şeylerden birisi ya içinde kadın yok. Gece karanlıkta geçer. Bir otopsi salonunda da biter. Ama siz de iyi bilirsiniz ki baştan sona bir kadın hikayesidir aslında baktığınızda. Yani oradaki her kahramanın, savcının da, doktorun da, arabayı kullanan şoförün de, otopsisi yapılan adamın da, maktulün de, katilin de hikayesi kadın aslında. Yani kadındır meseleyi. Hani komiserin ağzından söyleyecek olursak, bu işin arkasında mutlaka bir kadın vardır derken, olumsuzlayarak anlattığı şey aslında
sizsiz olmaz yani. Sizler üzerinden kuruluyor aslında bütün hikaye. Çukur'daki kadınlar görünmüyor gibi ama değiller. Oradaki her erkek kahramanın arkasında derin bir kadın meselesi var. Yani bütün o sevilen İdris karakterinden Yamaç'ın Aras'ın canlandırdığı ya da Erkan'ın canlandırdığı bütün karakterlerde bir kadın hikayesi var ve sürmekte. Benim Çukur'la ilgili deneyimlediğim şey şu oldu. Kendi içinde anlattığı hikayenin, senaryonun ya da o ekibin deneyiminin dışında bunlar hep pozitif şeyleri. Ama Çukur şunu yaptı bence. Bir diziler var, bir de Çukur var yaptı. Yani dizi ama bir televizyon dizisi ama biraz benzersiz bir şey yaptı. Yani kendini ayırdı. Bir televizyon dizileri var, bir de Çukur var yaptı. Bu iyi bir şey bence. Yani fark edilmek, bir şeyi zorlamak, bir şeyi denemek, risk almak. Evet. Çukur bunu yapıyor. Hatta mücadele nasıl, etmek. Nasıl yapıyor? Bence başta senaryosuyla yapıyor. Beni belki de ikna eden buydu. Yani bana Ayyap'ın koordinatörü Yamaç Okur arayıp da bunu teklif ettiğinde tabii bana 4 bölüm filandı galiba. O Gökhan Horzum'un senaryosu geldiğinde ah dedim bu tamam işte bizim Godfather. Yani ve evet Marlon Brando'yu oynayacağım ben. Böyle düşündüm. Bu bir oyuncu için bundan daha kışkırtıcı ne olabilir ki? Çok sağlam bir senaryo var. E ne yapalım? Katlanırız ya filan dedirten bir senaryoydu. Ve bu hani 23. bölümü galiba 24'ü çekiyoruz biz. Siz 23'ü seyrettiniz. Vallahi değdi. Yani bu sezon 32'de tamamlanacak. Kendi sezonunu kapatacak. Seneye büyük ihtimalle devam edecek ama ben çok mutluyum buradaki yaşadığım deneyimden. Böyle farklılaştırmış kendisini ve enteresan bir skalayı, tuhaf bir yelpazeyi de yakalamış. Çünkü çok fazla muhatap oluyorum. Havaalanındaki taşıyıcı da bir Çukur şeyi, fanatiği. Uçakta yanımda oturan beyaz yakalı da Çukur fanatiği. Boston Film Festivali'ne gidiyorum. Harvard'da bizi seyretmeye ve dinlemeye gelen profesörlerin içinde, öğretim üyelerinin içinde de sıkı Çukur takipçisi var. Ve her seferinde şunu soruyorum. Niye seyrediyorsunuz bunu mesela? Valla otopark görevlisi diyor ki, abi aile şeyini diyor bize diyor. Yeniden yaşatıyor. Aile duygusunu filan. Arkadaşlığı diyor. Sokak bizim mahallemiz diyor. Kalmadı diyor eskisi gibi filan. Beyaz yakalı akademisyene soruyorsunuz. Bunu niye seyrediyorsun? Pazartesi günü kendine niye ayırdın? Çukur günü olarak diyorum. Ciddi bir özdeşleşme yaşadığını fark ediyorum. Oradaki kahramanlardan biriyle, bir kadınla ya da bir erkekle. Hı hı. Belli ki o katarsisi yaşamış. Onu yakalamış ve onun hikayesini merak ediyor ve onu sürdürüyor. Birisi içerideki komediyi, bir başka seyirci oradaki imkansız aşkı. Bu iyi bir şey. En azından tartışılıyor olması, konuşuluyor olması, kalıcı olması anlamında iyi bir şey. Ama şuraya gelip tıkanıyoruz yani. Bu da pratik bir şey. Yani bu sürelerle, saat 9'da başlayıp 12'de bitmeyle daha fazla sürdürülemez. Yorucu, yıpratıcı ve kendine zarar verici bir hale dönüşüyor. Bu iyi bir şey değil. Ama bundan, şu an bunun bir alternatifi olmalı. Herhalde yine de şu an yaşadığınız deneyimi bütün olumsuz taraflarına rağmen böyle yaşıyor ve anıyor olmanız da çok kıymetli. Hani o ekibin içinde olmak. Benim sorum şey değil. Bir taraftan hani oyuncular daha işte okuduğumuz röportajlardan da takip ettiğim kadarıyla dizi varken başka hiçbir şeye zaman ayıramıyorlar. Ama sizle bu program öncesinde görüştüğümüzde de pek çok farklı işi yapmaya devam ediyorsunuz. Yani bir taraftan işte bir kitap fuarına gidiyorsunuz, yurt dışındaki ödül törenlerinde bulunuyorsunuz, senaryo yazmaya devam ediyorsunuz. Uyumuyorum. Soru bu arada. Geceleri yazdığınızı geceleri biliyoruz. Geceleri hiç olmazsa karışmıyorlar. Ben de geceleri kullanıyorum. Ne yapayım? Çok az uyuyorum. Orası doğru. Ama iyi planlanırsa birbirini besleyen işleri yaptığım için
hani ne derler, hülasasında en son yekününde karlı olan ben oluyorum. Yani uçakta bile kitap okuyorsanız eğer mutlaka kenara küçük bir senaryo notu alıyorsunuz. Oyunculuk meselesini tek başına oyunculuk gibi de düşünmüyorum. Doğrusu kameranın arkasını da sürekli çukurda kontrol ediyorum. Yönetmen arkadaşlarımla konuşuyorum. Boş olduğum zaman gidip arkaya oturup ne yaptıklarını anlamaya çalışıyorum. Çünkü Temmuz'da benim de başıma gelecek oyuncu yönetimi, setin insanlık halleri. Hı hı. Kendi oyuncu arkadaşlarımla sohbetlerden de çok şeyler çıkartıyorum. Benim için sıkı bir laboratuvar oldu bu. Yani Ömer Lütfü Akat yemek pişirmeye benzetiyor ya şey film yapmayı. Sırasıyla hangi malzemeyi nasıl karıştıracağınıza ve pişireceğinize bağlıdır diyor sizin üslubunuz. Ama hakikaten sonuçta ortaya bittiği zaman müziğiyle, kurgusuyla, işte sesçisiyle ortaya bir şey çıkartıyorsunuz. İşin mutfağında olmak çok öğretici. O mutfağında da galiba sizi ikinci kez yönetmen olarak göreceğiz. Evet. İlki de 13 Nisan'da. Ondan evet, biraz bahseder misiniz? Bahsederim tabii. Bu çok işte benim biraz hep söylüyorum bunu. Yaşam oburuyum ben galiba. Çok iştahlı birisiyim. Şimdi şuradan çıkarken hani işimiz bitsin. Arabada birisi beni arasın. Abi acayip bir belgesel konusu var, hikayesi var. Ama işte Sırbistan'da çekeceğiz. Fakat şöyle bir şey deyince herhalde ben rejiyi arayıp ya ne olur bana iki gün bir Sırbistan için şey verin, süre verin diyebilirim. Şöyle oldu, Bilsay Kuruç hocam var Ankara'da siyasal bilgilerde. Doktora derslerine gidiyor ve o yaşına rağmen hala hocalığını sürdüren bir isim ve beni seviyor. Bu benim baştan haberdar olmadığım bir sevgi. Beni izlermiş, bakarmış röportajlarımı filan. Hatta röportajlarımı ya da söyleşilerimden birisini doktora öğrencilerine sınav sorusu soracak kadar da böyle benim üzerinde derinlikli düşünen birisi. Önüne böyle bir tez gelince, Melek Mutioğlu'nun tezi. Bunu demiş Ercan Kasal okumalı mutlaka, ona gönderir. Tez bana geldi, okudum, çok etkilendim. Ve hemen aradım, dedim Melek biz bunu belgesel yapalım ya, böyle kalmasın bu. Kendi doğduğu köyün fındık üretimine geçmeden önce ve geçtikten sonraki halini anlatan bir tez. Bir çeşit aslında toplumsal sosyoekonomik modelinin değişikliğinin oradaki insanların hayatına, duygusal dünyalarına, insan ilişkilerine yansıması, onlarla ilgili bir çeşit aslında eleştiri de var tabii. Ciddi, sıkı bir kapitalizm eleştirisi var. Mikro düzeyde de olsa. O da dedi ki Mayıs ayları falan da abi dedi hasat şeydir, Ağustos'tur bizde. Tamam o zaman hemen dedim şey yapalım. Ekibi kuralım. Önce gittim bir ön araştırma yaptım birkaç gün bir kameraman arkadaşımla. Sonra da bir küçük bir ekip yaptık ve gittik bir hafta kaldık orada. Hazırdı bir de çünkü bir çeşit sözlü tarih çalışması gibiydi tez. Antropolojiden de aşinaydım ona ben. Hı hı. Dedim bu insanlar hala oradalar mı? Bir ikisini kaybetmişiz galiba yaşlılardan. Geride kalanlarla da tekrar yeniden söyleşiler yaptık. Hasatı çektik. Oradaki mevsimdeki işçilerle konuştuk. Köyü de çektikten sonra senaryo metnini zaten birlikte hazırlamıştık Melek'le. Ortaya 40 dakikalık bir belgesel çıktı. Böylece ben aslında ilk uzun metrajlımı çekmeye hazırlanırken ilk belgeselini çekmiş yönetmen olarak sinemayla entegre oldum. Biz onu 13 Nisan'da İF'te kaçırırsak nasıl seyredeceğiz? Bir de Ankara Film Festivali var hemen arkasından çok yakın 20 Nisan'da. Zaten Nürnberg Film Festivali'nde ve Boston Film Festivali'nde gösterildi. Hı hı. Festival yolculuğunu sürdürecek 2 Mayıs'ta İşçi Filmleri Festivali'nin açılış filmi oldu. Hızlı bir şekilde biz onu şeye koyacağız, internet ortamına koyacağız. Linkleri paylaşacağız. Harika. Ve herkesi seyretmesini açık hale getireceğiz. Harika. Bir sıkıntı olmasın. Sizi ben ilk Peri Gazozu'yla aslında yani Radikal'deki yazılarınızdan sonra diyeyim. Peri Gazozu'yla hikayelerinize girdim. Ve hikayelerinize girdikten sonra da orada bunun aslında hep kendi
değiştirdiğiniz, isimleri değiştirdiğiniz, bazen mekanları değiştirdiğiniz, aslında kendi gözlemleriniz, deneyimleriniz olduğunu gördükten sonra daha çok içine girdim. Çünkü o, bende kişisel olarak, hani bir okur olarak öyle bir etki yaratıyor. Onun gerçekliğini biliyor olmak. Ve o yüzden programı açarken hani sizi tanıdığımızı sanıyoruz. Siz de hep aslında Nasipse Adayız'daki Doktor Kemal'de de bunu biraz hani kendinizden de anlattığınızı, en azından kendinizi ölçen hikayeler olduğunu biliyoruz. Doktor Kemal'in şöyle bir noktası oluyor. Onu bir röportajınızda da bahsediyorsunuz. Hani kendi kör noktasıyla karşılaşıyor insan. Başka işler yapmaya başladığı zaman, kendisini tanıdığı zaman ve hani şaşırıyor. O yüzleşme bazen insanı üzüyor da. Siz de bu kadar hani doktorluktan, yüksek lisans, şimdi hani doktora öğrencisi olmanız bile benim için çok ilgi çekici oluyor. Yani doktora öğrenciliği bizim gözümüzde hani tam zamanlı bir iştir aslında. Hatta Türkiye'de tam böyle bakılmadığı için de o süreç uzun sürer. İngiltere'de, Amerika'da doktor yaparken sadece o işi yaparsınız. Hani öğrencilik değildir artık o. Sosyal antropoloji doktorası yapmanız, senaryo yazıyorsunuz, oynuyorsunuz, yönetiyorsunuz, hikayeler birikiyor, günlüklerinizden o hikayeler çıkıyor. Yani bunların hangisinde kör noktanızla karşılaştınız ya da böyle bir karşılaşma oldu mu? Sizi şaşırtan, kendinizi de şaşırtan. Tabii sık karşılaşıyorsunuz. fakat hani şu var. Bu karşılaştığınız yerler biraz da sizin yaralı yerleriniz. Hı hı, tabii. Yani o kadar da açık, sarih, böyle şifa bulmuş yerler değil. Ama tam da o yine var söyleşilerde Mısri'nin söylediği laf yani. Aslında ben derdime derman aradım ama meğer derdim bana dermanmış. Aslında aradığımız derman, çare derdimizden başka bir şey değil ki. Ben o kederlerle, o dertlerle hemhal olmayı, onlarla yüzleşmeyi bilinçli olarak istiyor ve tercih ediyorum. Onların beni, bana ilham verdiğini iyi biliyorum çünkü. Onları yok saymadığım zaman, onlarla baş başa kaldığım zaman, bana iyi geldiğini fark ettim ve ondan hiç vazgeçmedim ondan sonra. Yani bir çeşit terapötik bir yolculuktu onların hepsi. Senaryo yazmak da böyle bir şeydir. Aslında film çekmekte. Metin Erksan rahmetliye sorarlarmış da kendisi söylediği için aktarayım. Ya dedi, bu dedi bitmeyen bir şey vardır. Yani insan sinemayı sanat için mi yapar, toplum için mi yapar? Film sanat için mi çekilir, hani toplum için mi? Ben kendim için yapıyorum derdi Metin abi. Bence çok haklı. Kişinin kendinden başka yani kendimize yaptığımız yatırımlar, kendimizle olan hesaplaşmamız, kendimizi iyileştirmemiz eninde sonunda dönüyor ve dünyaya dahil oluyor. Yani birisi kalkıp da şu pervasızlıkta konuşursa biraz ben onu şüpheyle dinlerim. Yani kendini değiştirmeyen dünyayı değiştiremez bence. Yani kendiyle hesaplaşmamış, kendi hikayesinin farkında olmayan bir başkasının hikayesini değiştiremez ve anlatamaz, yalan söyler. Belki de en çok yapılan, en çok söylenen yalanlardan birisi bu. Kişinin kendinden vazgeçip dünyaya dair akıl yürütmesi, ahkamda bulunması. Bence kendimize dönüp her seferinde bakmalıyız ve kendi hikayemizin peşinde olmalıyız. Kieślowski'den bir alıntı yapmıştım orada. Bana diyor, oyuncu olmak için ya da rejide yer almak için, sinemacı olmak için gelen genç arkadaşlarıma İlk sorduğum soru şu oluyor, şu olurdu der. Seni buraya getiren sebep ne? Kendinle ilgili ne yaşadın? Neye karar verdin de buraya geldin? Niye böyle bir işin arkasına düştün sen? Niye buna düçar oldun? Niye film yapmak istiyorsun kardeşim? Ün, şan, şöhret, para, mevki için yapılmaz bunlar. Bütün bu kavramlar kapitalizmin icat ettiği çöplerdir. Bir insan para için, ün için, şan için yapmaz. Ayıptır yani. Hekimlik de bunun için yapılmaz bence. Bana soracak olursanız ama kader beni bu lafımla imtihan etti. Beni özel hastaneci yaptı. Farklı bir özel hastaneci olmaya çalıştım. Hep buna uğraştım, gayret ettim ama o da öyle duruyor. Yani çünkü bu ülkenin gerçeği bu. Bana göre alınır satılır bir şey değildir sağlık. Haktır. Hizmet değildir. Yani. Bir insan doğar,
bu hakka sahip olur ve ölünceye kadar da bu hak ona verilmiştir, vazgeçilmez. Onun parasal karşılığı da olmaz. Ama bu sinema, senaryo, edebiyat, sanat bence bir ayrıcalık, bir imtiyaz, size özellik kazandıran bir şey değil. Bence bir hizmettir, bir görevdir. Yani sesiniz iyiyse şarkı söyleyeceksiniz kardeşim. Benim sesim de pek güzel canım filan demenin alemi yok yani. Anlatabiliyor muyum? Ben yazı meselesine de, senaryoya da, sinemaya da hakikaten ve samimiyetle, varsa da bu konuda eksiğim tamamlayacağım inşallah. Sadece ve sadece varsa böyle bir yeteneğim, onu sınamak için yapıyorum. Onun içinde yer almak için yapıyorum. Bunu yaparken de elbette kendimden yola çıkıyorum. Başka kimseye bir şey söylemek biraz böyle samimiyetsizlik olur. Önce kendime olan saygımdan yapıyorum. Bir insan dünyayı kurtarmak için yola çıkmışsa ya da böyle bir beyanda bulunmuşsa, vallahi önce derdi kendiyledir bence. Kendini kurtarmak için çıkabilirsiniz yola. Kendini kurtarmaya başladığın zaman zaten dünyada yavaş yavaş kurtulmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. En azından siz kendi dünyanızı kurtarmış olursunuz. O Gazozcu Mevlüt'ün, Allah rahmet eylesin, Avanoslu oğlu Ercan Kesal'ın aslında bu yolculuğunda hani iki kere şimdi cümlenizde vurguladınız. Bana geçen okur olarak, sizi izleyen olarak samimiyet, hani dilinizdeki ya da anlattığınız hikayedeki anlatış tarzında, onu oynayışınızdaki aslında samimiyet ya da senaryonuzdaki samimiyet. Hani kitaplardan aklımda hiçbir şey kalmasa bu kalır ve hani sizinle ilgili bir metni gördüğüm zaman size ait hani okumak o kendini insanın temizleyen bir duygu gibi de geliyor. Bu kadar samimiyetsiz de bir ortamda hani sizin aslında kurduğunuz dünya, bize çizdiğiniz dünya, yaptığınız işlerle politik olarak da böyle çok doğrucu, hani hayattaki tek amacımız iyi insan olmak. Hani buna hemfikir olabildiğimiz, her iyinin içinde kötü olduğunu bilsek de, kötünün içindeki iyiliği bilsek de ama burada kötücüllüğü bırakarak bir iyiliğe ulaşma hali. Böyle bir ortamla dünyanın geldiği nokta, ülkenin geldiği nokta sizi kederlendiriyor mu? Kuşkusuz. Ama tabii ümitsizleştirmiyor ama. Çünkü bu psikolojinin ve antropolojinin böyle bir faydası var. Bugünlerde Kiarostami okuyorum. Onun son bir kitabı çıktı. Atölye notlarını öğrencileri almışlar, onun konuşmalarını. Dünyanın ömrü diyor, sizin kaderinizden uzundur. Ben onu birazcık daha çoğaltıyorum. Dünyanın ömrü sizin kaderinizden de, kederinizden de uzundur. Ne kendinizi vazgeçilmez addedin, ne de bu kadar kederlenin kardeşim. Ya da kederden korkmayın. Daha doğrusu kederlenmekten de korkmayın. Postmodern çağ biraz böyle kederi aşağılayan bir çağ. Bu metaforik konuştuğum için yanlış anlaşılabilirim ama şunu söylemek istiyorum doğrusu. İnsanı büyüten, olgunlaştıran bir parça acılarıdır. Yani mesela kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Bu yoksunluklarımız, bu belki de yaşadığımız travmalar bizi bu dünyaya karşı daha dirençli, daha erken olgunlaşmış, daha nereye koyarsanız oradan büyümeye devam edebilecek insanlar olmaya itti. Buna vesile oldu. Kendi geç baba oldum ben, kendi çocuğumun sürecine baktığımda bunu karşılaştırabiliyorum. Çocuğuma kederlenecek, yoksunlaştığını fark edecek, bununla ilgili mücadele etmeyi düşünecek alan bırakmamışım. Hı hı. Ne istiyorsun? Nasıl yapalım? Önceden her şeyi de biliyoruz ya. Çocuk bu dünyanın kederiyle, acısıyla da karşılaşmalı ve ona göre kuşanmalı kendi mekanizmalarını, neyse, hazırlanmalı ve olgunlaşmalı, düşünmeli, üzerine tefekkür etmeli belki. Bu çağın böyle bir kişiyi sürekli olarak kendisini çok fazla gereksizce önemseten bir çağ olduğunu düşünüyorum. Acıdan kaçan,
hesaplaşmaktan kaçan, dünü hızla unutan, başına gelenleri çabucak silen, reset eden ve bunu bir hani bir marifetmiş gibi yaşayan bir insanlık yeryüzüne ve kendisine olan saygısını sürdüremez bence. Çünkü biz hafızamızla, anılarımızla, belleğimizle var olan canlılarız. Bizi başkalarından, başka canlılardan zaten ayıran temel özelliğimiz ölecek olduğumuzu bilmemiz değil midir? Peki bize bunu hatırlatan şey bellekten, hafızadan, geçmişimizden, yaşananlardan başka bir şey değil mi? Tarihi olan canlılarız biz. Bizi diğer canlılardan ayıran o. Biz bizden önceki var olan bir tarihin bir parçası olduğumuzu, bugünden sonra da biz olmasak da bu dünyanın devam edeceğini idrak etmiş canlılarız. Bu yüzden kederliyiz, bu yüzden umutluyuz. Evet, ama bir yandan da 200'lü canlılarız biz da sanki. Biz biraz iletişimden felsefeye doğru da. Evet, ama 200'lü canlılarız da sanki. Evet. Ve o hafıza dediğimiz şeyi başka bir iktidar, yani bir siyasi iktidar anlamında kullanmıyorum bunu, metaforik olarak sürekli silmeye, temizlemeye, unutturmaya, bizi o yüzleşmeden kaçırtmaya da çalışıyor ve buna da meyilli oluyoruz. Bu bugünkü o dediğiniz o tempoda işimize de geliyor. Yani sizin İstanbul'a işte Kağıthane'ye sonra Ok Meydanı'na geldikten sonra buradaki o göç eden, İstanbul'a göç eden insanlarla karşılaşmanız, onların hayatlarına dokunmanız, onların hayatlarıyla ilgili çeşitli fikirler beyan eden ama aslında hayatlarının nasıl ve gündelik dertlerin ne olduğundan bir haber siyasetçilerle karşılaşmanız ve bütün bu tabii ki gözlem yeteneğiniz hani bizi sizin yazdıklarınızda biraz gerçekle yüzleştiriyor. Evet. Kendi hafızamızla, toplumsal hafızamızla da yüzleştiriyor gibi düşünüyorum. Samimiyetin diğer geçtiği noktalardan bir tanesi de bu bana yazdıklarınızda. Doğru. Bellek diri tutuyor insanı. İnsan başına gelenleri unuttuğu zaman daha sonra misliyle gelebilecek olanları daha kolay kabullenir. Çünkü unutmuştur. Ya bu başıma geldi demeyi bilmediği için tekrar yeniden aynı şeyi misliyle razı olur, rıza gösterir, itiraz etmez. Daha çok köleleşir. Bellek vicdan demektir. İnsanı diri tutar. Hı hı. Bu yüzden unutmak vicdansızlıktır. Ben onunla ilgili Cin Aynası'nda galiba Ayazma'nın Yılanı diye bir hikaye yazmıştım. Rastlamış olabilirsiniz. Vaktiniz varsa çok kısa anlatabilirim. Buyurun. Şey, tek okumadığım kitabınız Cin Aynası. Cin Aynası mı? Tamam. O zaman şöyle, bir güncede rastladım ona aslında. Söke'de pamuk işi yapan bir çiftçi, İstanbul kökenli ama Söke'ye yerleşmiş bir ailenin hikayesi. Çiftlik suyunu köylülerin kullandığı Ayazma'dan kullanıyorlar. Ortak kadın, hanım çiftliğin sahibi merak ediyor bu suyun nereden geldiğini. Diyorlar Ayazma'dan alıyoruz biz. Bu dağın yamacında bir Ayazma var. Beni de bir götürün bir bakayım diyor. Nasıl bir yer falan. Meğer o gün gittikleri zaman da Ayazma'da temizlik yapacaklarmış. Büyük dev bir havuz düşünün. Suyun gözesini kapatmışlar. İçeriye de iki tane köyün delikanlısı inmiş. Sıvamışlar şeylerini, çamaşırlarını. Ve orada temizlik yapıyorlar. Çamurunu falan çarpıyorlar. Su bitince havuzun içerisinde iki tane diyor pırıl pırıl parlayan diyor dev yılan gördüm diyor. Bu yılanları aldılar diyor bunlar. Orada bekleyen ihtiyara teslim ettiler diyor köyün en yaşlısını. O da diyor onu aldı. Dualar okundu. Bir leğene koydular diyor onu. Sonra temizlediler havuzu. Suyu açtılar. Aşağıyı da bıraktılar. Havuz dolmaya başladı. Tekrar yılanları koydular diyor havuzun içerisine. Kadın demiş ki niye koyuyorsunuz? İçtiğimiz su bizim. Bu yılanların havuzda ne işi var? Adam demiş ki bunlar mübarek hayvanlar. Yani bunlar buranın bekçisi. Bunlar suyu bekliyor demiş. Bunlar suyu bekler. Suyun içinde ne kadar mikrop, çöp, pislik varsa yer. Suyu temizlerler bize öyle gönderirler demiş. Anılar bizim kalbimizin bekçisi.
belleği insanın evi. Hafızamız bizim bütün dünyanın çer çöpünden, kirinden, pasından ayıklayan şeyler. Bu yüzden çok kıymetli bence. Ayazmanın yılanı neyse insanın belleği de o bence. Yani onlar orada bekleyecek sizin yaşadıklarınız. İnsan yaşadıklarını niye unutsun Allah aşkına? Haksızlık. O zaman niye yaşıyoruz biz bu dünyada? Ben anılarımla var olan birisiyim. Anılarsız yapamam ki. Üstelik şimdiki zamanı kıymetlendiren şey onun birazdan anı olacak olmasıdır. Ben buraya geldim, ne oldu? Ancak buradan gittikten sonra buradaki varlığımız, geçip giden zaman anılaşmış ilişkimiz kıymetlenmiş olacak bence. Ben buraya gelince kadar bir şey yoktu. Bunları konuşacağız. Ben buradan çıkacağım. Siz bir sonraki programa gittiğiniz zaman bu programı hatırlayacaksınız ve iyi bir şey olacak o zaman. Anlatmak istediğim tam olarak bu. Bunu niye unutalım ki? Nasıl, bir de niye ve nasıl unutabilirsiniz ki? Bayağı uğraşmanız lazım yani. Orada herhalde vicdan dediğiniz gibi devreye giriyor. Evet. Vicdanımız unutturmayacak. Siz, aklımızın unut dediklerinde. Ben bir terapide gibi hissediyorum şu an kendimi. Çok keyif alıyorum. Siz anlatırken ben herhalde 10 yaşından beri falan günlük tutuyorum. Niye tuttuğumu da bilmiyorum yani aslında. Sonra işte bu sosyal medya ile beraber işte bazen görsel günlüklere dönüştü. Ama hep bir şeyler yazıyorum hani. Hep yazıyorum. Son işte 3-5 sene öncesine kadar da bunu unutmamak için yapacağımı düşünmüyordum. Sonra anneannem Alzheimer oldu. Unutmak benim hayatımda çok önemli bir kelime. Şimdi kendi kendime sorguluyorum. Belki de ben de o yüzden hani yıllardır unutmamak için günlük tutuyordum herhalde diye. Öyle bir anıma denk geldiniz. Duygusal bir boşluğa düştüm şu an. Twitter'da bazen Ayça uyandığında rüyasını da yazar yani paylaşır. Evet. Bunu evet. Unutmamak ve bir anı biriktirmek olarak düşünüp bundan sonra sana bu sene dalga geçmeyeceğim Ayça bu konuda. Ben sizi takip ederken hep şey düşündüm yani. Bence siz o içinizdeki marazı keşfetmeden önce de yani daha çocuk ergenken de anlatmak için yaşamışsınız gibi düşündüm. Öyle hissediyorum yani. Bir şekilde siz onu anlatacakmışsınız. Yani doktor olarak muayenehanede kalsaydınız da anlatan bir doktor olacaktınız. Senaryoda da anlatıyorsunuz. Güncede de anlatıyorsunuz. Şimdi de yönetmen olarak da anlatıyorsunuz. Ama bu tam olarak ne zaman kırıldı? Yani gerçekten ben bunu yapacağım dediğiniz ve o annenizin hep söylediği çok istersen olur kuzumun. O çok evet. istediğiniz şey neydi ve ne olduğu sormak istiyorum. Anlatmakla ilgili bir şey söyleyeyim ama. Yani var olma güdüsüyle ilgili idi bence o. Ne yapabilirdim ki Allah aşkına? Avun olsun. Bir küçük 3000-4000 nüfusu bir kasaba o zamanlar. Çiftçi bir aile. Daha sonra baba gazozculuk yapıyor. 4 tane erkek çocuk var. Ben en küçüğüm. Kızdırmakta yıkandığım için sol kulağım sürekli akıyor. Zayıfım, çelimsizim, hastalıklıyım, çirkinim. Kimse beni sevmiyor babamdan başka sanki. Abilerim çok falan. Annem nerede? Ben ne giydin, ne yedin bugün, ne yaptın diyen. İşte buradaki böyle acımasız aslında bir tarafıyla baktığınızda. İnsan zaten çocukluğunu özlemezmiş, çocukluğundaki anıları özlermiş ya. Bu tuhaf acımasızlığın ortasında var olmak için ne yapacaksınız? Bir şey keşfettim ben. Ya ben bir şeyi iyi anlattığım zaman beni dinliyorlar. Espri yaptığım zaman gülüyorlar ve bana iyi davranıyorlar. Bir kere var olmakla ilgili bir mesele değil mi Allah aşkına bu? Buradan başlıyor. Sonra başka bir şey kuşkusuz dönüşüyordur ama kitapların, edebiyatın ve bu şeyin, bu sohbetin, daha doğrusu birazcık daha hani belagatın diyeyim, aslında sebebi bu. Var olmak, ben buradayım. Ya bak beni de o kadar hani şey yapmayın, hesaba katın demekle ilgili bir şey bu. Çocukluğumdaki hikaye böyle başladı. Ben iyi biliyorum. Çünkü annem orada da bir yerde geçiyor. Beni herkes dinliyor ya sofrada. Kocaman bir sofra evet, düşünün. Yemek masası geçiyor. Bir süre sonra şunu fark ediyorlar. Bu bizim Ercan değil mi lan? Bizi bu kadar ağzına baktıran. Nasıl yapıyorsun bunu? Kalk şuradan bir şey yapıyorsun. Yani bir tuhaf bir şey yaptın ve bizi kendine esir ettin. Rahmettin. Ne yaptın? Şeyini, çelişkisini yaşıyorlardı. Ben onu o zaman sofradan kalkıp gitme zamanı gelmiş demektir derken evet, kastettiğim tam da o. Yani çok da fazla durmayacaksın.
Bir şeyi çok istemekle ilgili de bir şeyi tutkuyla istediğiniz zaman bütün dünya size hizmet etmeye başlıyor. Vallahi böyle. Sanki sen bu böyle bir evrene mesaj gönderdin falan diye sakın öyle tuhaflıkların içine beni katmayın ama yine kendinizle ilgili bir yolculuk ya bu. Bana öyle geliyor. Sanki ben bunu çok istediğim için evet ya herkes bana hizmet etmeye başladı. Bak bütün yollar bana çıkıyor. Ve doğru bir yerden gidiyorum duygusu başlıyor. Bunun da çok da böyle spiritüel anlaşılmaz bir şey olmadığını düşünüyorum. Çok deneyimledim bunu. Ha olmamışsa da dünyanın sonu değil, bir beis yok. Yani ona da esir olmamak lazım bence. Olmamışsa demek ki yeterince tutkuyla istememişsiniz. Anlamına gelir bu. Tekrar bir daha denersiniz. Yakın zamanda bütün bu projelerin yanında, yeni sinema filmin yanında da bir kitap geliyor mu? Geliyor. Evvel zamanın yeni baskısı 13 Nisan. Ya daha doğrusu 14 Nisan Cumartesi galiba. İletişim yayınlarından. Hı hı. Biraz daha genişletilmiş, daha farklı bir baskı, daha içime sinen haliyle. Çünkü bu piyasada yok. Hı hı. Bulunmuyor evvel zaman. O geliyor. 2018'in Ekim'inde ya da Kasım'ında da Metin Erksan'la ilgili bir kitabım çıkıyor. O da hemen hemen sonuna gelinmiş bir iş. Borges'in Evinde diye bir kitap ilham verdi bana bunu. Metin abiyle olan bu 15-16 yıllık beraberliğin bende kalan bütün anılarını, onun cümlelerini, benim o anki haleti ruhiyemi ve kendi gündelik hayatımı içeren bir kitap olacak. Bir çeşit anı roman gibi, anı anlatı gibi bir şey olacak. Harika. Bir zamanlar Anadolu Dayı izlemek çok keyifliydi ama yani günceyi okumak, yani orada mesela Ercan Kesal'ın o sürecini de gördüğümü hissettiren bir şeydi bana. Bir filmi izler gibi olmuştum. Şey geldi şimdi aklıma, Çukur içinde bir günce tutuyor musunuz? Çukur günceninizde var mı? Çukur'un da içinde olduğu bir günce şu an sürüyor çünkü Nasip Sağdayız'ı çekmeye karar verdiğim için epeydir. 3-4 aydır zaten günce tutuyorum. Büyük ihtimalle bu akşam da bugünkü sohbeti yazacağım. Ben de. Sizlerden bahsedeceğim. Senin niye az konuştuğunu falan yazabilirim. Çok alışıla gelmiş bir durum değil genelde. Cebren ve hileyle susturuluyorum. Ama şöyle bir şey var. Film çekmekle ilgili evvel zamanın şimdiki yeni baskısının girişine alıntıladım onu. İnşallah okuyacaksınız. Film çekmek bizim hayatımızın dışında başka bir şeymiş gibi bir iş değil aslında. Yine Kieslowski'nin dediği gibi sabah kalkarız, uyanırız, işe gideriz ya da gitmeyiz ya da geç kalkarız, kavga ederiz, film çekeriz, sonra tekrar uyuruz, birileriyle sohbet ederiz, çok üzülürüz. Bu arada oyuncunun birisi arar beni filan. Anlatabiliyor muyum? Yani evvel zamanda sizin hoşunuza giden şeyi ben biraz önce sözünü ettiğiniz cümleden çıkarttığım şeyi söyleyebilir, anlayabiliyorum. Diyorsunuz ki aslında siz bir yandan da doktora yapmışsın, hastaneye gitmişsin, Poyraz kusmuş, akşam güzel bir yemek yemişsin, anneniz arkadaşınla iş geçmişsin ama sabahleyin de sete yetişmişsin. Bir böyle bir şey yani hayatın dışında olmamalı bence yaptığınız işlerin hiçbirisi. Yani filmimizin içine girmeli bu hayat. Bu yüzden belgeseller, iyi belgeseller kurmacaya en yakın mesafede olan belgesellerdir. İyi kurmacalar da belgesele giderek yaklaşan kurmacalardır diye düşünüyorum. Burada yazılarınızda da okurken hep görüyormuşuz gibi de oluyor ya. Evet. Hani çok görsel bir dille de yazıyorsunuz aslında. Okuyucu da bayağı canlandırıyorsunuz onu. Bu da bahsettiğiniz şeyin içine giriyor diye düşünüyorum. Hani. Oradaki kullandığım dil sinemasal bir dil. Hı hı. Onu zaten bir şeye benzetemedi ya edebiyat mahfilleri. Biraz bu öykü mü, sizin başınızdan mı geçti, anı mı filan. Hepsi kurmaca. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Aslında kitabının kapağındaki resmi siz fotoğraf zannediyorsunuz. O fotoğraf değil biliyorsunuz. O bir resim. Hı hı. Yani kurmaca o. Birisi çizdi onu. Fakat o kadar sadece çiziyor ki. Onu çizen Hakan arkadaşıma
şeydir, hocadır, öğretmendir. Dedim bu kadar şey çizme. Bu kadar başarılı çizme. Bu kadar gerçekçi çizme. Bu kadar gerçekçi çizme. Çünkü onu fotoğraf zannediyorlar. Fotoğraf belki, belki benim beceremediğim şey o. Benim anlattıklarım kurmaca. Ama belki çok sadece anlattığım için başımdan geçişiyor zannediliyor. Fakat şu, oradaki olayların benzerini ben yaşadım. Şahit oldum, izledim, duydum, okudum. Ben anlatma yöntemi olarak böyle bir yöntem seçiyorum. Benim üslubum bu. Bu yüzden bir zamanlar Anadolu'da filmi elbette benim başımdan geçen bir hikayenin filmleştirilmesi olarak başladı ama o bir kurmaca senaryo. Elbette o gece savcı sabaha kadar benimle intihar etmiş karısının hikayesini paylaşmadı. Ama bizim o geceye dair bende kalan duygu şuydu. Ben bir zamanlar o gece yolculuğa başlayan, Doktor Ercan Kesal olarak başlayan yolculuğum sabahleyin bambaşka bir adam olarak bitti. Beni ne oldu da bir gecede bu kadar değiştiren şey, başıma ne geldi de bunlar oldu? Filmin temel meselesi oydu aslında biraz. Hı hı. O bir gecenin nasıl insanın dünyasını alt üst edip değiştirebileceğine dair bir hikayeydi o. Onun peşine düştük o. Hikayelerimde de, anlattığım şeylerde de kurmaca ama hikayenin bende kalan, yaşadığım ya da şahit olduğum bir şeyin duygusundan vazgeçmeden hikaye etmek. Bu yüzden samimi anıymış gibi geliyor. Fazlasıyla gerçekçi olduğu için ve kendimle ilgili birçok şeyi korkmadan paylaştığım için de olabilir. İnsanın samimiyetten başka silahı yok. Kendinizle yüzleştiğiniz için ve onu kendinizi samimi olarak masaya koyabildiğiniz için aslında hani kurduğunuz o temsiliyetler dünyası benim dünyama öyle geçiyor ki hani ben orada özdeşleşiyorum ve yakınlık kuruyorum gibi anlıyorum. Bir sorum daha var benim. Beni Fatih yukarıdaki reji ekibimiz de sohbette son derece kendini kaptırmış durumda. Onlar da sessizce dinliyorlar. Hiçbir uyarı gelmedi şimdiye kadar. Normalde kısa keserçe, kısa keserçe derler. Onlar da mutluluk içindeler. Oradan yararlanıp bir soru daha soracağım size. Belki benim önyargım ama ya televizyon sürecine kadar aslında işte kitaplarla, filmlerle çok ciddi bir yolculuğunuz var sizin. Ama sanki televizyon seyircisiyle bu yolculuğu takip eden seyirci birbirinden çok ayrıymıştır gibi bir ön kabulüm var. Gerçekten öyle mi? Yani televizyon seyircisiyle sinema seyircisi ikisinin de önemli işlerinde yer almış bir oyuncu olarak size soruyorum. Farklı mı? Farklı. Farklı. Biraz da kıskanç hatta. Yani kimse... Herkes kendi baktığı, tabii kendi zaviyesinden tarif ediyor. Belki Ercan Kesal bizimle kalsın falan istemiş olabilirler. Bu Art House sinema seyircisi olsun, hassas edebiyat okuru olsun. Onlar belki beni popüler kültürün eline düşmüş gibi falan da addediyor olabilirler. Bazı yorumlarda rastlıyorum ona. Çukur'u ama izlememiş bir Çukur'u izleyici izlemiş, bu yorum yapar. Şöyle bir şey, şunu yaşıyorum ya ben şimdi bazen bunun esprisini de yapıyorum. Ya otoparkçılar ve dürümcülerle ilgili çok özel bir şeyim var. İdris Babak karakterinin sonuçları var. Para almıyorlar. Sağ olsun. Böyle bir şey var. Bazen böyle yemek yediğim restoranın çıkışında falan ben elime sarılıp beni İdris Baba zannederek elim öpmek isteyen genç çocuklar falan oluyor. Diyorum ki oğlum ben doktorum. Burada bir anlaşalım yani. Bu bir karakter. Şimdi o kardeşimin algısıyla bu taraftan, bu cenahtan yapılan eleştirinin kaynağı birbirine çok benziyor. İkisi de hatalı bence. Ben Ercan Kesal'ım. Edebiyatçı, mesleğim hekimlik. Sinema yapmak istiyorum. Oyunculuğumla ilgili bir derdim var. Kapıdan çıkan seyirci ya da televizyonu kapatan seyirci yatağına giderken böyle bir karakterin yaşadığına inansın. Sabahleyin kapısını, yani sokağa çıktığında, köşeyi döndüğünde onunla karşılaşabileceğine inansın. Ben o oyunculuğun peşindeyim.
Kendi sinema oyunculuk tarzımla ilgili de doğrusu inat ediyorum. Dizide de inat ediyorum. Yönetmen arkadaşlarımı da yoruyorum belki. Ama onların da desteğiyle ve iyi niyetiyle minimal, sahici, ben bildiğim, kendi sezilerimle yol aldığım oyunculuğu Çukur'da da, dizide de, televizyonda da yapmaya çalışıyorum. Ya da yaptığımı düşünüyorum en azından. Ona o konuda çok gayret keşim. Asıl derdim tam da konuşmanın başlangıcındaki dertti yani. Biz bundan sonra ve gelecekte kendi sinemamızı, filmimizi, hikayemizi, senaryolarımızı nasıl çekeceğiz, nasıl hayata geçireceğiz ve seyircimizle nasıl buluşturacağız? Ben yaparım da seyretmezse, seyrederse gibi bir şeyin dışında bir adamım ben. Bülbülün sesi duyulmuyorsa ötmemiş sayılır kardeşim. Bu sesi birileri duyacak. Duyulması lazım. Ben hep söyler ki, yazılarımda söylüyorum yani ruh arkadaşlarıma mektup gönderiyorum ben aslında. Yazarak. Ruh kardeşlerimi arıyorum. Bilmediğim, üstelik hiç tanımadığım insanlara mektup yazıyorum. Ama mektubuma cevap da istiyorum ben. Yani bakalım sana bir mektup göndermiştim. Sen ne diyorsun? İnsan merak etmez mi onların ne düşündüğünü? Ben merak ediyorum. Bu ilişkiyi de biraz böyle kuruyorum. Yani bundan da hiç rahatsız değilim. Onlarca değil, yüzlerce mail ya da mesaj alıyorum. Vallahi hepsine tek tek cevap yazıyorum. Anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Tamam, kimi tespihimi istiyor, kimi senaryolarını okutmak istiyor size. Orada bir sevindiler, her şeye cevap yazıyorum. Çukur izleyicisi bir kısmının öyle bir şey olduğunu biliyorum. Yani ben şunu anlatıyorum da bir tek ya, onlar benim değil. Yani üzerimizdeki her şey yapım firmasının, biz onları soyup evimize gidiyoruz. Tespih de benim değil. İstesen de vermezler diyorum ama. Evet. Biz kaldık. Aslında bir süre kısıtımız var ama bunu çoktan isteyerek, severek, bayılarak rejideki arkadaşlarımızla, yukarıdaki hocalarımızla açtık. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamak gerçekten bizim için, tekrar söylüyorum, büyük bir onurdu. Sizi okumaya, izlemeye devam etmek istiyoruz. Sağ olun. Sizin hikayelerinizi daha fazla dinlemek istiyoruz. Hep etrafımızda olun. Evet. Ben şimdi sustum, kapanışta başlıyorum diye düşünüyorum. Sizin hakkınızda sosyal medyada şey yazmıştım. Ercan Kesal benim için zarifliğin karşılığı gibi. Zariflik çok önem verdiğim bir şey benim ama sıklıkla da böyle samimiyetsizlikle de sınanır ya böyle hani. Zariflik böyle hani sanki samimiyetsizliğe yol açarmış gibi düşünün. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Sizin o samimiyet dediğiniz şey dönüşüp benim içimde zarafete karşılık geldi. Tüm süreç boyunca, tüm zarafetiniz için ve bu güzel anı için çok teşekkür ederim kendi adıma. Ve size de bu yolculuk için çok teşekkür ederim. Böyle biraz kişisel bir kapanış oldu. Dizimizin bu haftada sonuna geldik. Normal moda döndü. Başka bir moda geçti şu an. Bu dizimiz modu. Biz bir sonraki bölümümüzde yine karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.